Arkadaşlar hepinize selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ebe Zeynep. Bugün sizlerle Gratis ve Watsons'tan yapmış olduğum alışverişi göstereceğim. Şöyle içinde şok da var birazcık. Şöyle yerde de şoklar var. Çünkü size göstermek istediğim bazı ürünler var. Önce şu deterjan ürünlerinden başlayacağım. Size önceki videoda göstermiştim. Markete gidip hemen tekrar alacağıma dair. Şunları da göstereyim. Belki ihtiyacı olan varsa şöyle... Bütün acı şeylerini ben almış olabilirim. Şu sarısını size göstermiştim. Çok beğendiğimi söylemiştim. Gidip 3 paket daha baktım. Hala markette var. Hemen aldım 40 TL'ye. Normalde Migros'ta ben fiyatını görmüştüm. 70 lira gibi bir fiyatı vardı. Hani indirimli hali bile 60'lı bir şeydi ama bu 40 liraya gelmişti. Bunu da dün gördüm. Yine bir tane tek aldım denemek için. Işıldayan banyolar diyor. Bunu da bir deneyeceğim. Eğer kireç çözme vaadi var. Çamaşır suyu içermezmiş. Eğer bu da güzel gelirse gidip bundan da 3-5 kutu alacağım. Çünkü çok ucuzaydı. Çok genelde kasa arkası ürünlerini çok ucuza satıyor. Çünkü herhalde tanışma olduğu için. Başka son olarak kasa arkası aldım. Şu Cif'in daha önce de bunun beyazlısını bitenlerimde göstermiştim. Cif kreminden aldım. Büyük boy bayağı. Bu da 48 lira gibi bir fiyatı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı aylarca gidiyor. Ben bunu dezgahta falan çok fazla kullanıyorum. Gayet işimi görüyor. Şimdi sırayla Gratis ve Watsons'tan yaptığım alışverişleri göstereyim. Gratis'ten çok küçük bir alışveriş yaptım. Çünkü baktım hala ihtiyacım olan çok fazla ürün yoktu. Hani bayağı gezdim ama kaç lira tutmuş? 90'lı bir şeydi. 96 lira tutmuş şöyle. Şunu merak ettim. Biolis'in Style It kaş jelini merak ettim. Bunu herkes alıyordu. Benim elimde Mara vardı. Mara videom, bu masamı düzenliyorum videomda görmüşsünüzdür. Mara kaş jelim bitmek üzere. Bu da böyle kapaklı, hani pratik, sizle beraber açayım. Ben de merak ediyorum. Şöyle. Çok güzel aynalı ve şöyle kaş şeyi, kaş tarağı içinde. Ben çok severim böyle şeyleri. Çantaya pratik atmalı. Kapağı da bayağı sıkı bir şeye benziyor. Wet n Wild'ın ürünleri gibi değil gibi. Bu kaç lira düşmüştü? 48 lira. Biraz pahalı içindeki miktara göre ama en azından kullanışlı bir ürün. Şöyle Berry'nin, biraz sıcak oldu, ventilatörü de kapattım. Berry'nin bisküvi pamuklarından aldım. Bu da kasa arkası kaça düşmüştü? 22 liraya düşmüştü. Pamuk her zaman kullandığımız şey ürünler zaten. Ben çok fazla pamuk kullandım. Sonra bir tane de böyle, şunu göstermeyeyim çok fazla, tıraş köpüğü diye geçiyor. Bu da, bu çok ucuzdu ya. Herhalde elindeki stokları bitirmeye çalışıyorlardı. Yani 22 lira gibi bir fiyata vardı yani. Normalde diğerleri hep 70 liralara falandı. Gratis'ten sadece 3 parça ürün aldım. Gelelim Watsons'tan yaptığım alışverişe. Şöyle, içinde 2-3 tane de Migros var. Ben böyle parça parça toplayıp birleştirmeyi seviyorum açıkçası. Şöyle bir tane, şunu biraz kullandım. Diğer ikincisini de göstereyim. Bunu Migros'ta aldım indirimli diye. Bunu da Watsons'tan aldım ama Watsons'taki daha ucuzmuş. Bu 27 liraydı, bu 31 liraydı. Bunu size gösterene kadar biraz kullandım. Çünkü elimde ihtiyacım vardı. Bitmişti elimdeki ürün. Sonra bunu da aldım. Ben Ebe Sabretuncer'in sıvı sabunlarından çok memnunum açıkçası. Bunu fark ettim dün akşam. Bunun içinde hortumu yoktu. Ve hemen Ebe Sabretuncer sayfasına yazdım. Bunda var, bunda yok. Çünkü bu yere, şuraya kadar kullandıktan sonra duracak. Tabii ben bunu kullanmaya devam ederim. Şöyle değiştiririm ama sonuçta üretim hatası yani. Biz bunun, belki elimde bu olmaya da bilirdi. Hemen ilgilendiler. Hemen böyle adres falan istediler. Bu klasik sayfaların yaptığı şeyler. Şöyle bu Bodrum mandalinası da inşallah güzeldir. Bakalım sizlerle paylaşırım eğer geri dönüş olursa. Sonra bunu da şoktan aldım. Arkadaşlar bunun fiyatını dün Gratis'e gittim ben. Gördüm 98 liraydı. Şu boyu. Şu boy ve aynı ürün. Hani farklı bir rengi falan da değil. Aynı ürün 98. Bu şok markette 48 liraydı. Benim kafama dün dank etti. Yani eğer bugün dışarıya çıkarsam bugün kursa gideceğim. Şoka uğrayacağım yani. Gerçekten 2-3 tane daha almak istiyorum. Kokusu da gayet güzel. Ben zaten Palmolive'in ürünlerini çok seviyorum. Yani bu miseler böyle baymayan bir koku. Gayet böyle nasıl diyeyim, fresh, güzel bir koku yani. Sonracıma bunu da şoktan aldım. Bu da Palmolive'in ürünü. Bu daha küçük emel ama bunun fiyatları aynıydı. Şuyla bunun fiyatı aynıydı ama bunun boyu daha küçük. 500, o 1 litre olması lazımdı. Bunun da kokusu efsaneymiş yani. Ama alırsam büyük boyunu alırım. Ekonomi değeri çünkü. Yani.
Sonra bir tane, bunu da şimdi yeni açtım. Daha bir kere kullandım bence. Doğum bir tane. Şunu ne için aldım biliyor musunuz? 17 liraya düşmüştü ve lisede çok fazla kullandım yurtta. Ben yurtta kalıyordum lisede. Çok böyle anılarım canlansın. O zamanlar çok seviyordum. Yüzümü güzel hissettiriyordu. Sabunla yüzü kurutur genelde ama tam da elimde yüz jelim bitmek üzereydi. Yenisini tabii ki aldım, kullanmaya başlıyorum ama hani bunu da ara ara kullanmak istedim. Böyle salatalık, ferah salatalık kokusu gelince çok hoşuma gidiyor açıkçası. Bunu da masamı düzenlerken size göstermiştim. Bunu da yeni aldım. Daha bence hiç sıkmışım koklamak için. Yani yepyeni ürün bu da. Dali'nin klasik sade kokusu. Bunu da nöbet çantama falan atıyorum. Yolda böyle bir otobüsün fenalığından böyle etrafım böyle fenalık basınca böyle bir sıkıyorum. Güzel böyle bir koku hissettiriyor. Yani insan böyle mutlu oluyor açıkçası. Son bir tane ürünüm kaldı Vapsus'ta. Bu da Jeju markasının Jeju değil ya. Sinyep markasının böyle kanolalı maskesi. Bunu da masamda göstermiştim herhalde önceki videoda. Ben bu Sinyep'in ürünlerini daha önce de kullanmıştım. İçeriği çok böyle sıvı, yani çok fazla ürün var içinde. Hani böyle ben güveniyorum yani. Sinyep markasının ürünleri de bayağı Kore, pahalı görünüyordu. İçeriği falan da temiz. Güzel yani, bilmiyorum. Onu da kullanacağım. Son olarak size bir şey göstermek istiyorum. Şu Dream Daily Dream'in şeyini çok fazla anlattım. Short'ta da, diğer videolarımda da. Hani bir işbirliğim falan yok, yanlış anlaşılmasın. Çünkü ben daha büyük bir sayfa değilim. Bunu nasıl kullandım? Ay, şurada saç kalmış, çok özür dilerim. Böyle bir ürünüm vardı. Önceki alışveriş videolarımda göstermiştim. Ben bunu aslında banyoya koymuştum. Hani saç, şampuan köpürtmek için falan. Sonra fark ettim ki böyle bayağı ben araştırıyorum bu konuları falan. Şu toniği sıkıp bununla kafa derinize masaj yaptığınızda böyle daha güzel ferah emilmesini, böyle saç kıl köklerinin böyle açılmasını sağlıyor. Ben de 2-3 gündür deniyorum ve gerçekten böyle hem masaj yapıyor gibi hem de böyle iyice böyle her tarafa yaydığını, hatta şunun üzerine bile sıkıyorum. Hani gitmeyen yerlere de ulaşsın diye. Bence çok güzel oluyor. Siz de deneyebilirsiniz. Ben bunu artık banyoya koymayacağım. Şampuan köpürtme konusunda. Ay, çok özür dilerim. Bir sıkıntı yok zaten ama bu saç toniğini yedirmek için gayet güzel olabiliyor. Bundan sonra size atacağım videoda şöyle bir yudum çay alayım. Bundan sonra gelecek olan videom bitenler videosu olacak. İnşallah onu da severek izlersiniz. Son olarak size kendim yapmış olduğum bir şeyi göstereceğim. Şöyle bir güller yaptım. Soğumayan güller. Bunu ben aslında işten fırsat bulamıyorum böyle şeyler ama hobi amaçlı kendimi böyle mutlu etmek için. Çok güzel kurdeleden yaptım. Siz de böyle bir 10 tane yapıp kendi gelin çiçeğinizi yapabilirsiniz. Ben de YouTube'dan, TikTok'tan karşıma çıktı. Oradan yapmıştım. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Benim videolarımı beğenirseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim.